Uzunca bir aradan sonra herkese merhabalar. Biliyorum bayağıdır yeni video yükleyemedim ve sizlere çok ihmal ettim. Kusura bakmayın, çok özür dilerim. Ama müthiş bir tarifle geri döndüm. Bugün sizlerle birlikte iç pilavlı tavuk dolması yapacağız. Bunun için ilk önce pirinçlerimi şöyle bir kabın içerisine aldım. Tuzlu suda yarım saat beklettim. Şimdi suyunu süzeceğim ve güzelce yıkayacağım. Pirinçlerin suyunu süzdüm, yıkadım. Ocağın altını açtım ve yağın erimesini bekliyorum. Eriyen yağın içerisine pirinçleri ilave edelim. 3-4 dakika boyunca pirinçleri karıştırarak kavuralım. Kavrulan pirinçlerimizin içerisine tuz, karabiber, kuş üzümü ve dolmalık fıstığı ilave ediyoruz. Bu arada bazıları içerisine tarçın da ilave ediyor ama ben tercih etmiyorum. Siz arzu ederseniz yarım çay kaşığı kadar tarçın da ilave edebilirsiniz. İçerisine 2 su bardağı su ilave ediyorum. Ocağın altını kısıyorum. Kısık ateşte ağzı kapalı bir şekilde suyunu çekene kadar pilavımızı pişireceğiz. Pilavımız hazır. Suyunu çekti gördüğünüz gibi. Pişen pilavımızı tavuğun içerisine dolduracağız ama böyle sıkı basa yapmayalım. Bu şekilde yaparsak çünkü hani pilavımız lapa bir şekilde olur. Arasında böyle boşluklar hava kalacak şekilde pirincimizi yani pilavımızı tavuğumuzun içerisine dolduralım. Doldurduktan sonra butlarını şu şekilde olması gerekiyor. İyice kapanması lazım. Ben bunun için çöp şiş kullanacağım. Şöyle uzun kısımlarını kestim. Eğer siz isterseniz mutfak ipiyle bağlayabilirsiniz ya da kürdan kullanabilirsiniz. Ya da derisinde şöyle bir kesik atıp içerisinden geçirip o şekilde de yapabilirsiniz. Ben dediğim gibi çöp şiş kullanacağım. Tavuğumuzu bu şekilde 180 derecelik fırında 1 saat boyunca pişireceğiz. Tavuk fırında pişerken kalan pilavımızın üzerine 1 su bardağından 1 parmak eksik su ekliyorum. Karıştırıp ocağa alacağım. Çok kısık bir ateşte suyunu çekene kadar tekrardan biraz daha pişireceğim. Tavuğumuzu 1 saat fırında pişirdik. Şimdi sos için olan bütün malzemeleri bir kabın içerisine aldım ve güzelce karıştırdım. Tüm sosu tavuğun her yerine yayalım, sürelim. Sosunu sürdükten sonra tekrardan fırına vereceğiz ve bu şekilde bir yarım saat daha pişireceğiz. Tavuğumuz pişti, nar gibi kızardı gördüğünüz gibi. Fırından çıkardım. Şimdi bir kenara alacağım bunu. Servis tabağımın üzerine hazırlamış olduğumuz pilavdan koyacağım ilk önce. Fırında iç pilavlı tavuk dolmamız hazır. Şöyle göstereyim size, bakın. Gayet de güzel pişmiş. Hiçbir pembelik yok. Tarifi yapıp deneyen herkese şimdiden afiyet bal şeker olsun. Eğer yapmamı istediğiniz tarifler varsa videonun yorum kısmında benimle paylaşın lütfen. Videolarımı bol bol beğenmeyi, yorum yapmayı da unutmayın. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşça kalın.